Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün İngilizce'de question words, soru kelimeleriyle birlikteyiz. WH questions da deniyor. Daha önceki sunumlarımızda İngilizce'de soru cümlesi nasıl oluşturacağımızı anlatmıştık. İsterseniz ilk önce onu bir tekrar edelim. It is a book diye bir cümlem var burada. Olumlu bir cümle, basit bir isim cümlesi ve ben bu cümleyi soru cümlesine çevirirken yardımcı fiilimi, to be yardımcı fiilimi, özlemin, şahıs zamirinin önüne getiriyordum. Ve is it a book diye bir soru elde ettim. Bu şekilde oluşturduğum sorulara ben yes, no questions diyordum. Yani cevabı evet ya da hayırla başlayan. Bu sorular bilgi soran sorular değil. Sadece karşılığında evet ya da hayır cevabını duyabileceğiniz sorular. Başka bir örneğe bakalım. She is a teacher. O bir öğretmen. Soru cümlesine çevirirken to be yardımcı fiilimi, burada is, öznemin önüne getiriyorum. Is she a teacher? O bir öğretmen mi? Yes she is ve no she isn't gibi bir cevap alıyorum. Olumlu ya da olumsuz. Bunlar olumlu cümleleri nasıl soru cümlesine çeviririz şeklinde daha önceki videomuzda, sunumlarımızda anlatmıştık. Bugün ise İngilizce'de soru kelimeleri, yani bir bilgi isteyen soru kelimeleri, onlara bakacağız. İngilizce'de soru kelimesi oluştururken daha önceki kuralımız ne geçerli? Eğer bir soru kelimesi varsa, what gibi, who gibi, where gibi, when gibi, whose gibi. Biraz sonra bunların hepsinin tek tek anlamlarına bakacağız. Eğer herhangi bir soru kelimesi varsa mutlaka soru cümlesine o soru kelimesiyle başlıyoruz. Question word. Ve daha sonra kuralımız aynı. Yardımcı fiil, auxiliary verb ve özne. Daha sonra cümlenin diğer tamamlayıcıları. Şimdi people, kişileri sorarken kişiler hakkında bilgi alacağız. Who soru kelimesini kullanıyoruz. Who, kim anlamında kullanılan bir soru kelimesidir. Who is he? O kim? He is Ahmet. O Ahmet. Ya da he is my brother. O benim erkek kardeşim gibi kişi hakkında bilgi veren birer cevap vermiş oluyoruz. Tekrar ediyorum. Who, kim anlamında kişileri sorarken daha çok özneyi sorarken kullandığımız soru kelimemiz. Yine kişilerle alakalı olarak whose, kimin soru kelimesi var. Bir şeyin, bir nesnenin kime ait olduğunu sormak için kullanılır. Burada bir kedimiz var. Whose is this cat? Bu kedi kimin? It is my cat. Geçen videomuzda aitlik sıfatlarından bahsetmiştik. My cat, benim kedim. Ya da aitlik zamiri, it is mine, benimki şeklinde cevap verebiliriz. İlerleyen konularımızda aitlik belirten ikimizi de öğreneceğiz. Ama şimdilik my aitlik sıfatı veya mine aitlik zamiri, bunlarla cümlemize cevap veriyoruz. Nesneleri sorarken what, ne veya which, hangi hangisi anlamında iki tane soru kelimemiz var. What ne demek? What is this? Bu ne? Kısa yazılışını da verdik. Biliyorsunuz to be'nin kısa yazılışını da daha önceki videolarımızda anlatmıştık. What is this? Bu ne? It's a book. Kitap. What is your name? My name is Serhan. Ya da I am Serhan. İki şekilde cevap verebilirsiniz isminiz sorulduğunda. Tabii ki pratik İngilizce'de İngilizce'de direkt Serhan demeniz yeterli. Ama biz formal olarak, resmi olarak My name is Serhan ya da I am Serhan şeklinde cevap vermeyi de bilelim. Which hangi hangisi anlamındadır? İki şeyden veya birçok şeyden hangi veya hangisinin sizin olduğunu veya hangisini sorduğunuzu söylediğinizi sormak için kullanılır. Which is your bag? Burada üç tane çantamız var. Which is your bag? Hangisi senin çantan? The black one. Siyah olanı. Over there, orada. Burada the black bag, siyah çanta demek yerine çanta yerine direkt one ismini de kullandı. One bir
anlamında ama black one, siyah olanı, bu konuyu da yine ileride ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Sadece siz şu anda olanı anlamında kullanıldığını bilin, one'ın. Devam edersek places, yer soracağız. Where soru kelimemiz var. Nerede, nereye anlamında. Bir kişinin nerede olduğunu, nereli olduğunu, nereye gittiğini sorabiliriz where soru kelimesiyle. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada kullandığımız cümleler hep isim cümleleri. Sorarken de, cevap verirken de. Neden? Çünkü İngilizce öğrenmeye biz de isim cümleleriyle başlayacağız. Ve sıfırdan başladık. Tabii fiil cümlelerine geçtiğimizde, artık fiil kullanmaya başladığımızda, yani zamanlar işin içine girdiğinde bu soru kelimeleriyle daha fazla sorular oluşturacağız. Ama ben şu anda daha iyi kavrayın, anlayabilin, aklınız karışmasın diye isim cümleleriyle, yani to be ile oluşturduğum cümlelerle, durum cümleleriyle devam ediyorum. Where is Ahmet? Ahmet nerede? He is in the kitchen, mutfakta. Where are you from? Nerelisin? I am from Fethiye gibi. Yer sorarken nerede, nereye anlamında where kullanıyoruz. Time, zaman sorarken veya tarih sorarken kullandığımız soru kelimelerimiz var. When, ne zaman anlamında tarih sorar. When is your birthday? Birthday, doğum günü. Doğum günün ne zaman? In May, Mayıs'ta. What time, saati sorarken. Saat kaç, kaçta. What time is the film? Filmin kaçta olduğunu soruyoruz. At 10 o'clock, saatlerde at kullanacağız. Bu edatlar konusunda yine ilerleyen sunumlarında detaylı olarak anlatacağım. Ama şimdilik saatleri belirtirken dd anlamında at kullanıldığını bilin. How often, ne sıklıkla, bir eylemin ne sıklıkla olduğunu veya yapıldığını sormak için kullanılır. How often are you here? Ne sıklıkla buradasın? Every Saturday, her cumartesi, and Monday, pazartesi, every, her anlamında. How long, bir eylemin ne kadar sürdüğünü, bir şeyin ne kadar sürdüğünü sormak için kullanılır. How long is the film? Film ne kadar sürüyor? About 2 hours, about, yaklaşık anlamındadır. About 2 hours, yaklaşık 2 saat gibi. Size, yani oran ve beden sorarken kullanacağımız soru kelimelerimiz var. How long, ne kadar uzun anlamında. Biraz önce how long, filmin ne kadar uzun sürdüğünü sormak için kullanmıştık. Burada da yine beden olarak, beden sorarken kullanacağız. Ne kadar uzun anlamında. How long is a giraffe? I'm sorry, pardon. How long is a giraffe's neck? Neck, boyun demek. Giraffe, zürafa. Bir zürafanın boyunu ne kadar uzundur? It is about, bakın burada yine about kullandık, yaklaşık anlamında. 2 meters, yaklaşık 2 metre. How tall, kişilerin ne kadar uzun, boy anlamında olduğunu sormak için kullanıyoruz. How tall are you? I am 1.80 meters gibi. Point, nokta anlamında kullanıyoruz. Quantity ve numbers, miktar ve sayı sorarken iki tane soru kelimemiz var. Bir tanesi how much, kaç tane, ne kadar anlamında fiyat sorarken de kullanıyoruz. Aynı zamanda sayılamayan isimlerin de miktarını soruyoruz. Daha sonra how much ve how many konusunda yine detaylı bir sunum olarak anlatacağım. How much is this book? Bu kitap kaç para? It is 30 liras. How much? Bir şeyin fiyatını sorarken kullanıyoruz. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli. How many? Kaç tane? Yine miktar sorarken kullanıyoruz. Sayılabilen isimlerin miktarını. How many students are there in the class? Sınıfta kaç öğrenci var? 15. 15 gibi kısa bir cevap verebiliriz. Manner, durum sorarken kullandığımız soru kelimemize bakarsak. How, nasıl? How are you? Nasılsın? Veya bir eylemin nasıl yapıldığını da soracağız. Bu ilerleyen sunumlarımızda onu da göreceğiz. How are you? Nasılsın?
En basitinden bir cevap verirsek I am fine, iyiyim, I am okay, I am alright gibi cevaplar verebiliriz. Reason, bir şeyin sebebini, nedenini soracağız. Bunu da why soru kelimesiyle soruyoruz. Neden, niçin anlamında. Why are you sad? Üzgün, neden üzgünsün diye soruyor. Because I am ill. Why ile sorulan sorulara sebep sorunu sordukları için, bir eylemin sebebini, nedenini sorduğu için because, çünkü ile başlayan bir cümleyle cevap veririz her zaman. Why are you sad? Niye üzgünsün? Because I am ill. Çünkü hastayım demiş burada. Age, yaş soracağız. Karşımızdaki kişinin yaşını sorarken how old? Kaç yaşında? How old are you? Kaç yaşındasın? I am 20. Buna years old da diyebilirsiniz. I am 20 years old şeklinde de cevap verebilirsiniz. Distance, mesafe soracağız. How far? Ne kadar uzak anlamında kullandığımız soru kelimesi far. How far is the post office? Postane ne kadar uzakta? About, yine hatırlarsanız yaklaşık anlamında kullanmıştık. About 5 minutes walk. Yaklaşık 5 dakikalık yürüme mesafesinde. Eğer arabayla gideceksek about 5 minutes drive. Yaklaşık 5 dakikalık sürüş mesafesinde gibi. Bir kişinin nationality, uyruğunu soracağız. What nationality are you? Hangi milletten olduğunu. I am Turkish, Türk'üm. I am English, İngiliz'im gibi cevaplar verebilirsiniz. Evet. Renk sorarken, şeyin color, rengini sorarken what color is your car? Ne renk? Araban ne renk? It is black. Siyah. Arkadaşlar bu renkler konusunu yeni başlayanlar için daha önce söylediğim gibi sözlüklerden renkleri bakıp ezberlemeniz gerekiyor. Type, kind, sort. Tür ve çeşit aynı anlamda. Ne tür? Bir şeyin türünü, çeşidini soracağız. 3 tane farklı soru yapımız var. What kind of film is it? Ne tür bir film? What type of film is it? What sort of film is it? Bir şeyin türünü 3 farklı şekilde sorabiliriz. What kind of, what type of ve what sort of yapıları ile. It is a comedy, bir komedi diye cevap vermiş. Evet arkadaşlar, başlangıç olarak İngilizce'de kullandığımız soru kelimelerimiz bunlar. Ve kısaca tekrar etmek gerekirse, biz ilk başladığımızda şunu dedik. İngilizce olumlu bir cümleyi, mesela Ali is at home, Ali evde cümlesini, soru cümlesine çevirirken dedik ki to be yardımcı fiilini özlemimizin önüne getiriyoruz. Is Ali at home? Ali evde mi? Gibi bir soru oluşturuyoruz. Biz bu şekilde oluşturduğumuz sorulara yes, no questions diyorduk. Bu soruların cevabı yes ya da no ile başlayacağı için. Bunlar bilgi soran sorular değil. Sadece karşımızdaki kişiden evet ya da hayır cevabını duyabileceğimiz sorular. Ama soru kelimesiyle oluşturduğumuz sorular, where, what, how, biraz önce gördük. Bunlar bilgi soran kelimelerdir. Ve kural olarak soru kelimesi her zaman en başta kullanılır. Daha sonra diğer kuralımızı uygularız. Yani yardımcı fiil öznenin önüne gelecek. Where is Ali? Ali nerede? He is at home. Evde gibi. Şimdi burada 2-3 tane cümleyle size tekrar etmek istiyorum. Daha akılda kalıcı olsun diye. Şimdi burada olumlu bir cümlemiz var. The basketball game is at 10 o'clock. Burada basketbol oyununun, basketbol maçının saat 10'da olduğunu söyleyen bir cümlemiz var. Olumlu bir cümle. Şimdi ben bir soru soracağım ve cevabı at 10 o'clock olacak. Yani saat 10'da olacak. O zaman ben bu basketbol maçının neyini sormam gerekiyor? Saatini. Saat kaçta? Neydi soru kelimemiz? What time? Soru kelimemizle başladık. Daha sonra kuralımızı uyguluyoruz. Yardımcı fiilimiz is'di. Is'i öznemizin önüne getiriyoruz. The basketball game. Buradaki öznemiz. What time is the basketball game? Basket maçı saat kaçta? Cevap. The basketball game is at 10 o'clock. Saat 10'da. Sorduğum soruda istediğim cevap zaten olmuyor. The post office is next to the bank.
Post office, postane. Next to, yanında, bitişik anlamda. Next to the bank, bankanın yanında. Şimdi yine bir olumlu cümlemiz var. Postanenin yerini bildiriyor. Biz bir soru soracağız. Cevabı next to the bank olacak. Bankanın yanında. O zaman ben postane nerede diye sormam gerekiyor. Nerede bir şeyin yerini sorarken where soru kelimesini kullanıyordum. En başa aldık. Where. Yardımcı fiilimi özlemin önüne getiriyorum. The post office özlem ve to be yardımcı fiilim is. Where is the post office? Postane nerede? The post office is next to the bank. Bankanın yanında. Ali is 20 years old. Burada Ali'nin yaşını bildirmiş. Soru soracağım ve cevabım 20 years old olacak. Yani yaşını sormuş olacağım. Ali'nin bunda how old ile soruyorduk. Kaç yaşında? Yardımcı fiilim özlemin önüne getirdim. How old is Ali? Ali kaç yaşında? Ali is 20 years old. 20 yaşında cevabını elde ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kuralımız çok basit. Sadece soru kelimelerin anlamlarını bilmemiz, iyi bilmemiz gerekiyor. Ne için kullanıldıklarını. Soru kelimesiyle başlıyoruz. Daha sonra kuralımız aynı. Yardımcı fiil özlemimizin önüne geliyor ve cümlemizi, soru cümlemizi tamamlıyoruz. Şimdi burada bir profil hazırladım. Name, nationality, town, age, birthday, job, meslek, occupation, meslek aynı anlama geliyor. Favorite food, favori yiyecek ve hobbies, hobileri. Orlando Bloom'un bir profili var. Şimdi biz sorarken nasıl soracağız? İsmini, ulusunu, nereli olduğunu, yaşını bunları sunumumuzda anlatmaya çalıştım. İsterseniz son kez bir tekrar edelim. Karşımızdaki kişinin ismini soracağız. What is your name? İsminiz ne? My name is Orlando Bloom diye cevap verecek. Tabii ki burada your aitlik sıfatını yani senin aitlik sıfatını değiştirip What is his surname? Onun soyadı ne? What is his name? İsmi ne? Onun ismi ne? Şeklinde dönüştürebilirsiniz. Cevap verirken de his name is, onun adı şeklinde cevap vermemiz gerekiyor. Uyruğunu soracağız. Bir kişinin hangi ülke vatandaşı olduğunu soracağız. What nationality are you? Hangi ulustansın? I am English. İngilizim. Nereli olduğunu soracağız. Where are you from? Nerelisin? I am from Kent. Kent, England. When is your birthday? Doğum günün ne zaman? It is on 13th January. 13 Ocak. What is your favorite food? Favori yiyeceğin ne? It is pizza. Sadece pizza diyebilirdi. Ve job, occupation, bir kişinin mesleğini soracağız. Bu mesleği sorarken arkadaşlar dört farklı şekilde sorabiliyoruz. What is your job? İşin ne? What is your occupation? Yine aynı şekilde işin ne? What is your profession? Burada daha çok uzmanlık alanın ne? Diye de çevrilebiliyor ama genel olarak bu dört soru What do you do? Da dahil bir kişinin mesleğini sorarken işiniz ne? Mesleğiniz ne? Anlamında kullanıyoruz. I am an actor. Ben bir aktörüm diye cevap aldık karşımızdan. Ve son olarak hobbies. What are your hobbies? Hobileriniz nelerdir? Boxing and football. Boks ve futbol. Burada are kullanmamın sebebi şu. Hobbies çoğul olduğu için yardımcı fiilim çoğul olarak çekimlenmek zorunda. Evet arkadaşlar. İngilizce'de soru kelimelerimiz başlangıç seviyesinde. Bu söylediğim gibi ilerleyen videolarımızda artık fiil cümlelerini zamanlara geçtiğimiz zaman bu soru kelimeleriyle eylemleri de sormaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Eğer videomu beğendiyseniz beğen ve paylaşmayı ve lütfen abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler.